içinden pamucu yarım. Pamucu yarım. Pamucu yarım. Çek dışarıya. Çek dışarıya. Oynayalım. Oynayalım. Bugün Çocuk Oyunları Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu Yakan Top semineri var. Şu an Yakan Top'ta temsilci arkadaşımız Bülent Hocamızla birlikteyiz. Bülent Hocamız merhaba. Merhabalar. Bugün kurs hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Elbette. Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu Yakan Top semineri. Burada yardımcı oyun liderliği ve aday hakemlik semineri vermekteyiz. Kursiyer öğretmen arkadaşlarımız bugün geldiler, kursumuza katıldılar. Kız yarısı erkek olmak zorunda. Sahaya çıkanlarda da 4 kız, 4 erkek çıkmak zorunda. Yerleri önemli değil, yani 4 kızı bir tarafa alabilirsiniz ya da 2-2 paylaştırabilirsiniz, sorun değil. Ama sahada her zaman eşit bir şekilde olmak zorundalar. Ya da bir fark olmak zorundalar. Yani 9 oyuncuyla da gelebilirsiniz eğer 10. oyununuz yoksa. Maça 9 oyuncuyla da çıkarabilirsiniz. Yani daha sonra diğer takımın oyuncusuna topu veriyoruz. O da 4 atışını yapıyor. En çok vuran sayışmayı kazanmış oluyor. Vurma dediğimiz aynı yakan top kuralı gibi yerden fırlama olmuyor arkadaşlar. Yere çarpmadan direkt topa atış yapması lazım. Burada da zaten yakan top kuralını da uygulamış oluyor aynı zamanda. Ebeleme gibi. Bunun bir senedir hazırlanıyor. 5 dakikada hayaller yok oluyor. O yüzden biz 5 ses üzerine çıkardık. Aklınızda olsun. Hiç değilse biraz daha fazla oynamış oluyor. Bunda da şu sıkıntılar ortaya çıkıyor. Diyelim ki takımın biri 2-0 önde, maç devam ediyor ve 3-2 mağlup oluyor. 2-0 öndeyken federasyonun kuralına göre yenmiş oluyor. Sizin kurallar, fakat sizin kurallar devam ettiği için bu sefer yenildiğinde geri dönüş yapıyor. İtiraz ediyor. Diyor ki ben galiptim, diyor. Niye ben çıkardım ya? Diyor, kuralları niye uygulamıyorsun? Doğru söylüyor. Haklı. Hücum oyuncusu ya da savunma oyuncusu 4 numaralı oyuncusu kırmızı kart görüyor. Ya da işte kırmızı kart direkt cetvel hakemine söylüyorum. Ya da sarı kart gösteriyoruz. Daha sonra cetvel hakemine hangi takımın kaç numaralı oyuncu olduğunu. Amacımız burada çocukları rencide etmek değil. O kadar arkadaşlarımın ya da seyircinin arasında hiçbir zaman yapmıyoruz. Hakeme sadece cezayı verip yazıyoruz. Oyun lideri de çocuğu çıkarıyor. Hakemlerin sırasında da en önünde baş hakem vardı. Onun sağında ve solunda cetvel hakemi ve süre hakemi vardı. Uçlarda da çizgi hakemleri vardı. Aklında olur. Hakemlerin kıyafetini anlatmıştık daha önce de. Üzerinde çok üniforması olacak. Altlarında siyah pantolon ve siyah ayakkabı olmak zorunda. Yani her şey hazır, sorun yok. Uyarı amaçlı, yani ebelenen bir oyuncu ya da çizgi ihlali olduğu zaman da hemen kırmızıyı kaldırarak baş hakeme işaretler. Yani tutup da baş hakeme çıktı. Yok, böyle bir şey yok. Sadece uyarır. Baş hakem %99 görür. Görmedik durumlarda da sesini çıkarmak geri oyuna devam eder. Sonra.
Evet, yazı geldi. Önce atışı siz yapacaksınız. Ali! 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 Pabucu yarım. Pabucu yarım. Ooo! Alkış! Alkış verdi! Bravo! İkide bir. Çık dışarıya. Diyeceğiz. Çık dışarıya. Oynayalım diyeceğiz. Fatma. Pabucu yarım. Yapamaz. Emre hocam ya. Konsantre. Ben parayı aldım diye. Son iki yasak var. Oynayalım. 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 Takımları saymıştır önceden. Orada dizinin de Başak hep kayar maça başlamadan önce. Gerçekten 5 kız 5 erkek var mı takımlarda? Sonra yedeklere kontrol eder maç başlamadan önce. Bir kız bir erkek. Sahada da 4 kız 4 erkek var mı diye kontrol eder. Yapar. Çizgi hakemleri de eğer her şey hazır derse maç hakemleri yedekler hakemini de göz göze gelir ve maçı başlatır. Evet, kollarımızı yavaş yavaş yapıyoruz. Ayva. Hocam için. Çok.
Sen. Sen. Yeşil takı. Orada dur. Hepimiz yeşiller, yeşiller. Sessiz kaydedeceğim bu arada. Katılan bütün takımlar sahaya dizildi arkadaşlar. Katılan 8 takım, 10 takım, kaç takım varsa futbolaya katılan. Hepsi sıraya dizildi. Ve ödüle 4.'den başlarlar. Kupa madalya töreni 4.'den başlarlar. Çok iyi oluyorsunuz. Burada 2.'den başlayacağız. Evet, ikinci takımı. Hangi takım ikinci geldi? Turuncu işte. Turuncu takımı iyi olan ve şanssız olan takım. Protokolümüz protokolümüz karşıda şu şekilde yapacağız. Orta çizgiden gelecek biz pardon orta buraya. Teksa. Birazcık şey yapın arkadaşlar. Hep iyiyim buradayım. Orta buraya. Oyun liderimiz, Sturo şampiyonu. Sturo şampiyonu. Bu tarafa hocam.